Şimdi Yalova Spor maçı için deplasmana doğru gidiyor. Otobüsün içindeyiz. Yavaş yavaş ilerleyelim. Piro müzik dinliyor. Evet Piro. Röportaj yapalım senden. Tamam abi. Yalova deplasmanına gidiyoruz. Evet. Geçen biliyorsun Kupa'da Yalova'da son penaltıyı kurtararak maçın kahramanlarından biriydin. Ne olur bugün maç? Ya zor maç olacağı kesin. Önemli eksiklerimiz var ama sahaya 11 kişi çıkacak. Kazanma için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanırız. Yolumuza devam ederiz. O müthiş kurtarışlardan bekliyoruz bugün. İnşallah. Hemen arkaya gidelim. Arkada Vakkas var. Yine Yalova maçında ilk golü atmıştı. Evet Vakkas, geçen kupa maçında Yalova'ya yine ilk golü atmıştın. Piro abin dediği gibi son anda kurtarışıyla galip gelmiştik. Ne olur bugün maç? Yani İnşallah tabii ki gönlümüz bizim kazanmamızdan yana. Tabii zor bir maç olacak. Ama her zamanki gibi biz elimizden gelen her şeyi yapıp kazanacağız bu maçı. Hazırız diyorsun. Hazırız her zaman. Arkalara doğru gidelim. Burada Bayram var. Bayram telefonu çaldı ama. Beni gel sonra. Bayram'ı sonra gel. Bayram şu an telefonla konuşuyor. Devam edelim. Ulaş var burada. Ulaş. Zorlu bir deplasman gibi gözüküyor ama Yalova'yla da oynamıştık hem eski bir Yalovalı futbolcu olarak. Neler söylemek istersin? Abi yani zorlu bir deplasman. Zaten kolay maç yok abi. Biliyorsun sen de ne kadar zor geçiyor. Ki zaten 4-5 haftadır forumdayız. Güzel maçlar çıkarıyoruz, kaybetmiyoruz. Şükür olsun Allah'ımıza. Herkes de bizim üstümüze geliyor zaten biliyorsun. Güzel bir maç geçecek, zorlu bir maç geçecek. Kazanacağız abi. Allah'ın izniyle inşallah. Kolay gelsin maç. Sağ olasın abi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abis var. Evet. Abi Yalova. İkinci maçımız. Kupada da oynamıştık. Sakatlığım vardı. Yavaş yavaş iyileştin. Son maçta da görev aldın. Neler söyleyeceksin? Vallahi ligin boyu kısaldıkça artık zorlu maçlar da bizi bekliyor. Tabii biz iki kulvara da iddialıyız. Biraz ligde geri kaldık ama rakiplerin birbiriyle oynayacağı bu haftada bize bir fırsattır. Bugün inşallah 3 puan alıp Alsancak'a döneriz. Ondan sonra kupayı düşünürüz. İkisini bir arada götüreceğiz biz. Başarılar. Sağ olasın. Arkaya doğru gidelim. Önemli arka beşli derler. Yasin sen ne yapıyorsun? Abi sen senin şeylerle, kameranla. Sen bayağı biraz iyisin bu televizyonculuk kamera. Evet, biraz meraklıyım o konulara. Evet. Ne olur bugün maçı? Bugün döveceğiz inşallah. İnşallah 3-1 olur. Sakatlıktan yine yavaş yavaş çıktın. Evet. Yavaş yavaş. İnşallah ağrısız olmaz. Devam ederiz. Güzel bir maç olur. Kandırıyorsun. Yalnızlık bu ilişki. Bu ne yaman çelişki. Dükken şimdi acı tecrüben. Oldum ben de yanıldım. Sen hep biraz yalandın. Sıfır tolerans. Hadi git durma. Yüreğim soğudu. Yakamam bir daha. Kısası tükür. Tabi var lan. Sıfır tolerans, hadi git durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Başka bir sakat var ama inşallah iyileşecek o da. İnşallah geçecek abi. Geçecek inşallah. Yavaş yavaş onu yayacağız artık. Arkaya doğru geliyoruz. Arkayı bir çek şöyle, arkayı şöyle bir çek şöyle arkayı. Arka görüyor musun? Bunlar şey usta futbolcular, en arkada oturuyorlar. Saat ne olur maç? Mağlubiyet serüvenimizi devam etmek istiyoruz. Mağlubiyet serüvenimizi devam etmek istiyoruz. Mağlubiyet serüvenimiz derken? Mağlubiyet olmadı. Hiç mağlubiyetimiz yok. Onu dedim yani. İnşallah kazanırız. Evet, acı var burada. Genç. Abi gençlerden. Yine tabii iyi bir maç olacak. Tabii zorlu olacak. 3 puan alıp evimize dönmek istiyoruz. Aynı şekilde inşallah 3 puan alırız. Aynı şekilde devam ederiz. En karizmatik. Ahmet'e geldi Ahmet. Abi 3 puan kesin bizim. Abi saçları bozulmuyor mu maçta? Yok abi. Güzel. Ona göre ayar yapıyoruz. Pozisyonlarda ona özen göster. Bili. What's up? Should we win? Which points we need? Ön tarafa doğru gidelim bakalım bir de şimdi. Hocalarımız neler diyecek? Hocalara doğru gidelim. Bayram bitirdin mi konuşmanı? Kardeşim. Ne olur bugün maç? Bugün maç zorlu geçecek.
ne yapıp edip 3 puanla Girne'ye geri döneceğiz. Yalova ile kupada da oynadık. Biraz zorladılar bizi ama kazandık. Zorlu geçti. Biz de zorları seven bir takımız. Bugün üstesinden geleceğimize inanıyorum. Niye? Ne olur bugün maç? Çok zor maç. Zor maç? Çok zor. Kolaylaştırmayacak mısın maçı? Abi biliyorum inşallah, inşallah. İnşallah 3 puan. İnşallah 3 puan. Okan abi. Ha. Abi ne olur bugün tamam maç? Tamam ya, şeyi ara bizi tamam. Hadi. Vallahi bu maç bugün çok iyi olacak. Bizim olacak. Bizim olması için biz ne yapacağız? Geçen Yalova'da kupayla oynamıştık. Biraz zorlandık ama geçtik. Kupada eledik onları. Onlar da mecburen zorlamak zorunda. Çünkü başkanların adını vermiştiler kupanın adına. Zorlu olacağı zaten belliydi. Ama elimizden geleni yapıp zaten penaltılarda aldık. Bizim oluyor. Şimdi bugünkü maçı alacağız. Alternatif yok. Süleyman abi kadrolu musun bugün? 18'deyim. 18'de olmak güzel. Güzel. Yokan hocam otobüs mü tuttu seni? Evet. Biraz otobüs yolculuklarını stresli görüyorum seni genelde. Aynen öyle. Doğru. Yol yoruyor. Uzun yolculuklar da beni yorar. İnşallah kazanacağız bugün. İnşallah inşallah. Kesin 3 puan lazım. Evet Emre Hoca. Kalecilerin hocası Emre Hoca. Ne olur bugün maç? Yarım sıfır olsun bizim olsun. Yarım sıfır. Bizim olur inşallah ya. İnşallah. İnşallah yalnız bu başkandan bu deplasmanlara gidilmiyor. Niye? Otobüs şoförlüğü başkanı. Sizi zaten Gökhan Hoca ve Emre Hoca biraz stres. Yok. Uzak arkalardayız uzak. Önümüzü görmeyelim. Başkandan gidilmiyor bu deplasman. Kadir Hocam zorlu bir deplasmana gidiyoruz şu anda. Vay be beş. Yalova'yla da kupada karşılaşmıştık. Son anda penaltılarla kazanmıştık. Ne olur bugün maç? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Ya şimdi şöyle söylemek gerekir. Yani bizim için hemen hemen her hafta oynadığımız maçlar önemli. Yani sonuçta Süper Lig burası. Tabii haftalar geçtikçe ligdeki şekillenmeler, şampiyonla oynayan takımlar yavaş yavaş puan farkını biraz açtılar ama biz de hani bu yarışın dışında değiliz henüz. Ama tabii kredimiz de yok. Kredimiz olmadığı için mecbur her hafta bir final maçı gibi kazanmak istiyoruz. O yüzden bu maç her hafta olduğu gibi bizim için önemli. Hafta hafta bakıyoruz. Kupada oynadığımız bir takım, tanıdığımız bir takım. Zor bir maç. Onların da kümede kalmak için mücadeleleri var. Yani puana acil ihtiyaçları var. Bizim de aynı. Cezalı sınırında olan oyuncularımız var. Onları kaybetmemek önceliğimiz ama tabii maçı kazanmak da aynı şekilde. Bakalım. İnşallah hem galip geliriz hem de hasarsız bir şekilde önümüzdeki haftaya hazırlanmaya başlarız. Erdinç Hocam. Hocam zorlu bir maç. Neler söyleyeceksiniz? Evet, kesinlikle zorlu bir maç. Bu yıl Süper Lig zaten tüm takımlarımız kıyasıya mücadele ediyor. Puan alabilmek için var güçlerinden çalışıyorlar. Hakeza biz de iyi bir ekip olduk. Hocalarımızla birlikte güzel çalışmalar yapıp müsabakalara gayet güzel hazırlanıyoruz. Bu müsabakadan da mutlak surette galip gelip hedeflediğimiz üst sıralarda yerimizi almak istiyoruz. Bu bizim kulübümüze, Meridat Alsancak Yeşilova'ya mutlak surette yakışan bir konumdur. Dolayısıyla bunu başarmak için futbolcularımızla birlikte elimizden geleni bugün yapıp Alsancak'a gülerek gitmek istiyoruz. Yanımızda kulübün as başkanı Yavuz Kutlu var. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyor. Evet Yavuz Bey, ne söyleyeceksiniz maçla ilgili? Başarılar diliyorum takım. Takıma. Siz yanımızda olun yeter. Sizin şimdi ilk size de kolay gelsin. İlk program diye şimdi zorlamıyorum ama takım otobüsünde çok güzel türküler söylüyorsunuz. İleriki programlarda bu türkülerden alacağız. Tamam, türkü söyleriz. Türkü işi kolay, merak etmeyiz. Adeleke şapkan çok güzel. Marka ya. Adeleke marka. Hocam maç yemeği kebap diyor. Kebap mı yiyecek oyuncular acaba maçtan önce? Tavuk. Tavuk kebap. Tavuk kebap. Buyurun hocam, o zaman tavuk kebabımızı yemeye gidelim. We'll be right back.
Ne tür müzikler dinliyorsunuz? Ortaya karışık. Ortaya karışık. Arabesk, pop, hip-hop. Ne ararsan var bizde. Golü en çok iyi. Gollerini mi izliyorsun? İyi ya. Ama artık bekliyoruz gollerini. Golü ben beğendim. Evet, şimdi Yalova deplasmanına gidiyoruz. Otelden çıktık. Maç yemeğimizi yedik. Otobüste ilerliyoruz. Ama otobüsün bir şoförü var tabi. Bu şoför kim? Hemen yavaş yavaş şoföre doğru dönelim. Şoförümüz başkanımız Redif Nurel. Başkanım, otobüsü siz kullanıyorsunuz. Neler söyleyeceksin? Vallahi takım için her şeyi yapmaya hazırım. Her zaman. Çocukların sağ salim maça gidip gelmesi için. Büyük başkan. Yine otobüs aldık. Otobüsü de biz kullanıyoruz. Oyuncuların zaten böyle bir isteği var. Başkan bizi deplasmana götür diye. Ya gelenek oldu artık. Kulüp için muavin de oluyoruz. Kaptan şoför de oluyoruz. Görüyorsun değil mi? Her şey evet. Levent Alsancak Yeşilova için. Tabii. Her şey. Başkanım bugün maç ne olur? Bugün gerçekten çok önemli bir maça gidiyoruz. Hiç de kolay olmayacak bir maç. Luanlu'nun eksikliği de var. Takımda yine her zaman olduğu gibi eksiklerimiz, hastalarımız var. Sakatlıklar var. Ama bütün futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah bugün 3 puan alıp mutlu bir şekilde Alsancak'a doğru geri döneriz. Başkanım bir de Emre Hoca ile Gökhan Hoca sizin otobüsü kullanmanızdan çok memnunlar. Sürekli başkanım bizi götürsün istiyorlar. Yalnız bu başkandan bu deplasmanlara gidilmiyor. Niye? Otobüs şoförlüğü başkan. Sizi zaten Gökhan Hoca ile Emre Hoca biraz stres. Yok, uzak arkalardayız uzak. Önümüzü görmeyelim. Başkandan gidilmiyor bu deplasmanlara. Emre Hoca biraz korkar ama böyle... O yüzden otobüsün arkasına doğru geçiyor. Çemberlerde, memberlerde birazcık yüreği ağzına gelir ama bir şey değil.